suç ve gençliği suçtan ve müptelalıktan, bağımlılıktan kurtarmak istiyorsak, bunun birinci aşaması eğitimse de en önemli ayağı spordur. Kesinlikle. O anlamda da Karabağlar'da maalesef spor kulüpleri gerçekten çok ihmal edilmiş. Yani duyuyorum işte 10 lira, 10 bin lira, 15 bin lira gibi destekler veriliyor. Şimdi 35 tane bildiğim sadece futbol kulübü var. Evet. Şimdi imkan olsa belki nitelikli voleybol kulüpleri, basketbol kulüpleri, hı hı, tenis kulüpleri gibi gibi bir daha birçok kulüp aslında faaliyet göstermek isteyecektir ama imkan olmayınca kulüp kurmanın kimseye bir faydası yok. Evet. Şimdi eğer biz uzun vadede gençlerimize sahip çıkmak istiyor isek, gençlerimizin katma değer üreten nitelikli bireyler olmasını istiyor isek, Atatürk'ün de söylediği gibi ahlaklı bir gençlik yetiştirmek istiyor isek, gençlere muhakkak ciddi anlamda yatırım yapmak lazım. Yani burası, işin bu kısmı bütçeyle planlanacak bir şey değil. Akıl bir yere kadar, bir burada duygusallık var. Aileler çöküyor, sistem çöküyor, gençler çöküyor, gelecek çöküyor, 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 çöküyor ve toplamda herkes kaybediyor. 3-5 tane narko baron hariç kazanan, evet, kimse yok. Evet. Şimdi gençlere eğer biz kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyor isek, muhakkak bununla alakalı bir antrenman yapabilecekler alanlar. Şimdi ben bunu tabii 2 aydır, 3 aydır tekrarlıyorum. Şimdi spor kulüpleri bir çağrıda bulunmuşlar. Evet, dün ben de o konuya gelecektim aslında. Siz benden önce davrandınız başkanım. Şimdi ilk defa ben bunu dillendirmiyorum. Bu içimdeki yara Karabağlar'da yaşıyorum. Benim evlatlar var. Evlatlar, baba nerede top oynayacağız? Haklılar. Evet. Bunu evimin içinde yaşadığım için sorunun ne olduğunu biliyorum. İşte yine Karabağlar'da yaşamış olmanın farkındalığıyla. Evet. Şimdi Bostanlı'da yaşarsanız spor yapacağınız alan çok. Evet, epey fazla. Sizin çocuğunuzun size bunu aktarma ihtimali de yok. Bilmiyor ki. Gibi. Şimdi biz tabii bu işi de bir komplike. Alan anlamında sıkıntı var Karabağlar'da. Sıkışıklık var şehrin içinde. Biz de bunu şöyle planladık. Şimdi bir taahhüdümüz daha var bizim. Biz taziye evleri yapacağız. Sosyal destek merkezleri yapacağız. Bütün bunları tek bir binada, İçinde taziye evlerinin olduğu, yerine göre 3, yerine göre 5 tane, bu SODEM dediğimiz sosyal destek merkezimizin olduğu, şehrin en az 12 tane sahasının olduğu bir yapı kuracağız. 12 tane saha. Tabii 12 tane merkez olmuş olacak böyle. Çok güzel. Dünkü aslında ki o haberimizde amatörlük haberin de haberiydi orada. Bir tek biz vardık zaten amatörlük haber olarak. O da ayrı bir acı. Evet. 35 tane futbol kulübü bir araya gelmiş. Bir tane sahamız var diyor sadece. Biz saha istiyoruz. Çocuklarla spor yapacağımız, çocukları antrene edeceğimiz, onlara taktik çalıştıracağımız, onları daha ileriye taşıyacağımız noktalarda biz eksik kaldık, eksik bırakıldık. 500 bin nüfusu aşağı yukarı, yanlış bilmiyorsam 500 bin aşağı civarında yukarı nüfusu olan bir yerde bir kadar, tane 500 binden az. Bir tane saha var. Bu çok acı bir durum.